Merhaba, Londra'da Tate Müzesi'ndeyiz ve Burne-Jones'un 1884 yılında yapmış olduğu Kral Cophetua ve Hizmetçi isimli tabloya bakmaktayız. Sanat tarihindeki eserler aklıma geldiğinde bu resmin alışılmıştan oldukça daha dikey bir duruşu olduğunu düşündüm. Ayrıca bakmakta olduğumuz eserin hemen yanında aynı sanatçıya ait Altın Merdiven isimli bir tablo görüyoruz. O tablo da bunun gibi dikey. Sanırım sanatçı bu boyutu kendi için uygun bulmuş. Dikey yapıdaki bir tuval, sanatçının kompozisyon açısından ilginç şeyler yapabilmesine olanak sağlamış. Gözlerimiz merdivenlerden yukarı, erkeğin bedenine, erkeğin bakışlarından kadına, oradan da yukarıdaki figürlere yöneliyor. Yukarıdaki figürlerdense tekrar kadına dönüyoruz. Hadi şimdi resimdeki öyküye bir değinelim. Cophetua, Afrikalı bir kral. Kral Cophetua, bir hizmetçi olan bu çok güzel kadına rastlamadan önce hiçbir kadına ilgi göstermemiş. Şimdi ise bu güzel kadının ayaklarının dibinde oturuyor ve ondan çok etkilenmiş olduğu belli. Tacını başından çıkartmış, kucağında tutuyor ve kadına bakıyor. Kadınsa adamın bakışlarına karşılık vermiyor, bize doğru bakıyor. Konu oldukça ilginç. Aşkın gücünü ve aşkın sosyal tabaka ayrımı yapmayacağını gösteriyor. Resmin yapıldığı dönemse 19. yüzyıl. Bu resim ortaçağ resim sanatına gönderme yapıyor. Oldukça sakin, dingin bir resim. Merdivenler de çok enteresan. Hiçbir yere varmıyor. Merdivenler bir anlamda taht oluşturuyor. Tuvalin dar olması sanatçının alanı oldukça yoğun şekilde kullanmasını zorunlu kılmış. Perspektif hatası yok. Ancak alıştığımız perspektifi de görmüyoruz. Ayrıca biraz gizemli bir resim. Bana Kuzey Rönesans döneminden resimleri anımsatıyor. Sanki bu an için hazırlanmış bir tiyatro sahnesi gibi. Resimde altının kullanımı oldukça yoğun. Yoğun altın kullanımı kadının giysileri ve yalınlığıyla tezat oluşturuyor. Kadının fakirliği ve mütevazılığıyla kralın yaşamakta olduğu sarayın ihtişamı arasındaki kontrastı görüyoruz. Kadın yalınlığıyla hiçbir süsü olmaksızın güzel ve adam için anlamlı olan da sanırım bu. Sanatçı için gerçek ve saf güzelliği yansıtmak önemli. Gerçeğin, maddi dünyanın yanıltıcı görüntülerinin ötesinde olabileceğini vurguluyor. Burne-Jones, maddi gücün tüm güzelliklerini de gözümüzün önüne seriyor. Altınlar, mücevherler. Ancak izleyici olarak gözümüz yine de kadının yalın güzelliğine kayıyor. Saf güzellik kazanıyor. Gerçeğin ve doğal güzelliğin, göze güzel gözüken süslü ve yapay şeylerden daha önemli olduğunu hissediyoruz. Bu resimde kral bizi yönlendiriyor. Maddi dünyanın yapay güzelliklerini değil, doğal güzelliği görüyor. Ve bizim bakışlarımızda kral gibi doğal ve saf olana yöneliyor. Victoria dönemine ait bu resim, gerçekte neyin önemli olduğuna dair ahlaki bir mesaj veriyor.